İç şunu hadi. Feride yeter artık. Bak geldi kızın. Yukarıda. Güvende. Anlattı işte her şeyi. Başına hiçbir şey gelmemiş. Hadi kalk. Birkaç saat için bile olsa uyu. Lütfen. Nalan bize yalan söyler mi? Söylemez. Ne dedi? Eve girdim, kendimi iyi hissetmeyince çıktım dedi, demedi mi? Bak buradan çıkıp gelmesi bir saat sürdü zaten. Bu kadar kısa bir sürede ne olmuş olabilir ki? Yapma bunu kendine. Kızı da korkuttun boş yere. Uyanınca üstüne gitme daha fazla. Ziyadesiyle korktu dün gece. Ben Billur'u bilerek çağırdım. Arkadaşının yanında hele bir gerginlik olmasın lütfen. Sema'yı mı görmeye başladın yine yoksa? Bitmişti. Yine niye başladı anlamıyorum. Burada başımıza öyle işler açtınız ki belki bana yardım etmeye gelmiştir. Gel benimle. Seni çok korkuttum biliyorum. Ama istemeden oldu anne, özür dilerim. Çok özür dilerim. Çıkınca Billur'u yollayacaksın. Seninle bir işimiz var. Babana belli etmeyeceksin. Pişman ederim seni. Ona göre. Afiş. Ne işimiz var sen biliyor musun? Vallahi ne bileyim kızım, bilmiyorum. Kızım dün akşam beni kırmadın, geldin. Çok teşekkür ederim sana. Ne demek Adil amcacığım? Nalan canım benim. Her zaman gelirim. Gel. Yalnız rica etsem bu akşam da gelir misin? Ben Nalan'ı pek iyi görmüyorum. Düğün stresinden herhalde. Sen onu yalnız bırakma, destek ol, olur mu? Tabii tabii. Yalnız bunu benim istediğimi bilmesin, kendini kötü hissetmesin. Bu aramızda kalsın bizim. Tabii, aramızda. Feride, senle mi gidiyorsun? Birkaç işim var dışarıda. Nalanlar hazır dışarı çıkıyor. Bırakırlar beni. Hadi görüşürüz babacığım. Güle güle kızım. İyi çalışmalar. Sağ ol. Hadi kazası belası. Yani yarın selametle gideceğiz. Feride teyzeciğim, siz öne geçin, ben arkada otururum. Kızım, seni Ömer bıraksın iş yerine. Bizim Nalan'la ufak bir işimiz var. Sonra gelir. Ömer, bırakıver birbirini. Konuşuruz sonra, olur mu? Tamam kızım. Otelde konuşuruz, tamam? Tamam.
Nereye gidiyoruz anne? Nişantaşı'na sür, ben tarif edeceğim. Güzel kızımızın ölçülerini almakla başlayalım mı? Daha sonra da buradan birkaç model denemesini isteyeceğim. Ölçü çok gerekli mi? Gerekli mi derken? Yani sizin kadar tecrübeli bir tasarımcı için Nalan iyi bir model bence. Nasıl yani, anlayamadım. Şey demek istiyor aslında annem. Sizi boş boşuna yormayalım diye. Değil mi anneciğim? Evet. Şunlara bir bakayım ben. Bu çok açık. Oo, bu bayağı açık. Feride Hanımcığım, gelinlik bu neticede değil mi, biraz böyle şatafatı olacak, albenisi olacak. Bir kere giyecek hayatta. Haklısınız Gülcehan Hanım da. Aslında ben de çok açık olmasını istemem. Ben normalde de zaten çok üşüyorum. Şimdi bütün düğün boyunca hani tir tir titremeyeyim değil mi? Şunlar esasında fena değil. İşte model ortada, gelinlikler ortada. Ne bileyim, ölçüye gerek var mı bilemedim. Şunları bir deneyelim ha? Yok, üstüme iyilik sağlık. Sanki derdim azmış gibi bir de bu çıktı başıma. Allah'ım sen aklımı koru ya Rabbim. Tamam anneciğim. Feride Hanımcığım, siz hiç merak buyurmayın. Zerrin Hanım hemencecik en güzel şekilde halleder değil mi? Tabii ki, siz hiç merak etmeyin. Peki. Nalan'cığım, hadi gel. Biz kabinde deneyelim mi? Gelinlikleri de alalım. Ha? Sen hiç zahmet etme. Biz annemle hemen hallederiz. Biz kız kıza yapsaydık. Gerçekten yorulmana hiç gerek yok. Siz oturun. Annenin evet, evet, hemen... biz halledip gelelim hemen. Peki. Hadi gel anneciğim. Ne taraftan? Şu taraftan. Gel anneciğim. Bu kadın tikli, ben sana söyleyeyim. Bak söylemedi deme. Buradan arıza çıkar. Abuk subuk da konuşuyor zaten. Birazdan infilak edip bağıracağım yemin ederim ha. Sanki gelinliği o giyecek. Ya bırak kız seçsin. Allah Allah. Akıllısı beni bulmaz ki. Çıkaracağız mecburen. Korseyle olmaz. Kadın taktı illa ölçü, ölçü, ölçü. Deneme bittikten sonra tekrar giyeceğiz. Anne. Muska'yı ne yapacağız? Haberim mi oldu? Ay, Kevser Hanım evin dışına çıkarsanız her şey bozulur dedi. Of of. Şey mi yapsak acaba anne? Bir Kevser Hanım'ı arayıp sorsak? Bilmem ki. Evde midir? Of. Al işte. Yine sırra kadem bastılar. Gittiler mi, gelmek bilmiyorlar bunlar yahu. Allah Allah. Bir gidip baksak mı acaba? Ne oldu? Bir şey mi oldu bunlara? Yok artık anne. Deniyorlar işte. Ya neyi deniyorlar? Allah'ını seversen. Yani ilk defa mı gelinlik deniyoruz biz yahu? Anneciğim, gelinlik denemek kolay mı? Gelirler işte. Tamam mı? Sakin ol. Yok, bu işte bir tuhaflık var ya. Dur bakalım. Kokusu çıkar. Hı hı, tabii, anladım Kevser Hanım. Evet. Ha, biliyorum o duayı, biliyorum. Takarken yine okuyacak mıyım? Tamam, tamam. Sağ olun, Allah razı olsun. Eksik olmayın. Sağ olun Kevser Hanım. Güle güle. Thank you.
çıkar. Sen bize otur. Ay bin kere maşallah, 40.000 kere maşallah benim güzel gelinime. Çok güzel olmadı mı? Ay gerçekten gelinlik bir insana bu kadar mı yakışır? Şahane oldu. Çok teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel oldun yavrum. Allah nazarlardan saklasın. Bu rengi falan da çok güzel olmadı mı Selen? Ay canım anneciğim. Şimdi böyle saçlar... Feride Hanımcığım, siz nasıl buldunuz? Feride Hanımcığım, size sormuştum ama siz nasıl buldunuz gelinliği? Anneciğim, mesela ben ilk gelinliği daha çok beğendim. Sen ne diyorsun? Evet. Ama evladım, bunun taşları, kumaşı Milano'dan gelmiş. Kraliyet ailesi kullanıyormuş bu malzemeyi hakikaten. Yani öbürü çok sade kalmadı mı sence? Bu gelinlik de çok güzel aslında. Buna da bayıldım ama... yani ben biraz sadelikten yanayım. Ne derler? Az her zaman çoktur. Ama güzelim, bu düğün, gelinlik bunlar birer kere olacak. En güzeli olmasın mı? Evet ama ben yani böyle... ben en pahalısıyım diyen bir şey de çok giymek istemem açıkçası. Ne diyorsun anne? Yani ilki o yüzden daha bir hoşuma gitti. Peki madem sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Zerrin Hanım onunla biraz ilgilensin. Buna ilk prova diyelim. Tabii. Sonrasına sonra bakarız. Hı? Zerrin Hanım, aslında şöyle diyeyim ben size. Siz benim tarzımı az çok anlamışsınızdır belki. Bana böyle sade, çok gösterişli olmayan bir şeyler hazırlayabilirseniz. Bir de dediğim gibi çok açık olmazsa soğuk için. Gerisini size bırakıyorum aslında. Tam istediğiniz gibi olacak. Hiç merak etmeyin, aklınız kalmasın. Allah'ım, sen bize bu günleri gösterdin ya. Çok şükür ya Rabbim. Ay ağlayacağım vallahi. ben bunu çıkardım. Hiç önemli değil. İsterseniz sizde kalabilir. Bugün de anısı olsun ona, değil mi? Gerçekten mi? Tabii. Çok teşekkür ederim. Ay canım benim. Kusura bakmayın. Ben hemen geliyorum. Nalan'cığım, ben az evvel sırtında böyle kızarıklıklar gördüm. Bir sorun mu var yavrum? Onları mı diyorsunuz? Şey, alerjik reaksiyon. Yani senenin hep bu dönemlerinde bunlar bir çıkıyor ama sonra kendi kendine geçiyor. Aslında kan turun sürünce de geçiyor değil mi anne? Bu aralar unutmuşum. Ondan tekrar böyle bir şey olmuşlar. Hassassın sen demek ki. Peki canım, hadi gidelim. Gidelim anneciğim. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Yok, ben artık dayanamayacağım.
Burada böyle bekleyemeyeceğim. Bitmedi mi bu ameliyat? Ne olur bir açıklama yapsınlar. Ben nefes alamıyorum artık. Biter bitmez bize haber verecekler Gülcihan Hanım. Ne olur yormayın kendinizi. Sakin olun. Oh, Allah'ım sen bana yardım et. Gülcihan Hanım dua edin. Bazen insanın eli kolu bağlanıyor. Sedat için yapacağınız hiçbir şey yok. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Keşke bir şey yapabilsek. Ama biz ne yaparsak yapalım, takdir Allah'ın. O ne derse o olur. Bekleyip dua etmekten başka çare yok. Anneciğim iyi misin? İyiyim ben. Senle bir dışarı çıkıp yürüyüş yapalım mı? Hı? Biraz hava almak ister misin? Gel ben seni eve götüreyim. Çok yoruldun anneciğim. Seni bırakıp geri dönerim ben. Annem iyi görünmüyor. Çok yoruldu. Eve götüreyim diyorum. Onu da kabul etmiyor. Biz sen konuşsan dinler belki seni. Feride. Feride. Ben nasıl fark edemedim halini? Nalan Bey annene sual gel kısmet. Tamam tamam getiriyorum. Hadi eve gidelim. Yeter artık bu kadar. Hepsi benim yüzümden. Bak bununla burada başa çıkmak zorunda değilsin. Hadi inat etme. Sema'yı koruyamadım. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum.
Feride, iyi misin? Sen niye uyumadın? Anne, bir şey olmayacak değil mi? Sema iyileşecek. Bir şey olmayacak Sema. Bir şey olmayacak. Feride? Bugün Nalan'la Sedat'ı gördüm Ali. Nalan'ı ilk kez bir erkekle öpüşürken gördüm. Sema'yı hiç sıkmadım. Umutlu olsun, özgür olsun. Hiçbir şeye gerek duymasın istedim. Ona güvendim. Gezdi, eğlendi. Herkes ona imrenerek baktı. Herkes onun güzelliğine, neşesine imrenerek baktı. Hepsi benim suçum. Onu koruyamam. Avuçlarımın içinden uçup gitti. Gitti. Hepsi benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Sema uyanmadı mı? Uyuyor hala. Okulda çok yorulmuş. Görsen elini kolunu kaldıracak hali bile yoktu yani. Ya bizim kız kilo mu aldı biraz son zamanlarda? O mini gırtlak babasını çekmiş olmasın? Kızımız ergenlik çağında Adil Bey. Yani vücudu zamanla oturacak işte. Baktık olmadı. Ben çaktırmadan bir diyete sokarım onu. İyi, iyi, ben de diyorum şekerine mi baktırsaydık, korunta ettim demek öyle. Aa, nereden çıktı bu? Anne! Anne koş! Baba! Anne koş! Hayırdır? Baba! Kızım! Anne, anne! Kızım! Ne oldu sana? Kızım! Anneciğim, ne oldu? Ne anne yardım. Anneciğim neren ağrıyor? Neren ağrıyor anneciğim söyle. Anne. Yardım et anne, ölüyorum. Anne çabuk ambulans çağır, yardım çabuk. Yardım et, yardım et. Yardım et. Özür dilerim. Hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi benim yüzüme oldu. Hepsi benim. Ay, koruyamadım Sema'yı. Feride. Hepsi benim suçum, hepsi benim suçum. Hayır, değil, yapma. Hayır, değil, senin suçun değil, yapma. Hayır, yapma, sakin ol. Hepsi benim suçum. Sema'ya hiç baskı yapmadım. Doğrusu bu sandım. Ama değilmiş. Değilmiş ki. Ay, yok şimdi. Yok. Yok. Yok şimdi. Yok şimdi. Yok. Sakin ol. Ameliyata hazırım. Ameliyat oluyoruz hemen. Niye koşuyorum ben? Niye koşuyorum ben? Sakin. Adi kötü bir şey yok değil mi? Ha? Yavrum. Kızım. Anne, doktor bey neyi var? Acil ameliyat alıyoruz. Ne ameliyatı? Erken doğum başlamış. Özür dilerim. Aynısını yapamam. Onu özgür bırakamam. Yapamam. Bir de ben sanki çok rahatmışım gibi türlü yalanlar uydurup
Sedat'la yemeğe gönderiyorsunuz. Ya Sema'yı olan orada olursa? Yaşayamam. Yaşayamam ben Adil. Yaşayamam. Doktor Bey, kızım nasıl? İyi mi? Bebek iyi mi? Bebeğin durumu gayet iyi. Ama maalesef kızınızı kaybettik. Erken doğuma bağlı kan kaybından dolayı kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Özür dilerim anne, özür dilerim. Feride, sana yalan söylediğimiz için özür dilerim. Ben zorladım. Onun tek başına bir günahı yok. Kötü, iyi bir bakışta anlar. Ama iyi, yıllar geçse tanıyamaz, göremez. Kız Adil. Onu korumamız lazım. Onu dünyadaki herkesten daha fazla korumalıyız. Bizim kendimizden bile. Adil bana söz ver. Düğüne kadar dışarıya çıkmayacağım. Hiç kimseyle görüşmeyecek. Düğün olana kadar hiç kimse ona yaklaşamayacak. Kimse onu kirletemeyecek. Hiç kimse. Hiç kimse, söz ver bana. Tamam. Tamam hadi. Söz ver